Goberler merhabalar. Şimdi konu testi 5'teyiz. Üçgende benzerlik videomuzdayız. Hemen şöyle odaklanmayı ayarlayıp vira bismillah diyorum dostlarım ve başlıyorum. Evet, birinci sorumuz. ABC dik üçgeninde şurası 2'ye bölünmüş ve demiştik ki bir kenar bile 2'ye bölünürse siz orta taban yapacaksınız. Hemen şu paraleli çizdim ve bunun orta tabanı oldu. Yani burayı 2'ye böldüyse bu tarafı da 4, 4 diye 2'ye bölecek. Şuraya da 8 kaldı. Sonra arkadaşlarım bakın bu aslında şurada tam kenar ortay olmuş. 8, 8 diye 2'ye bölmüş. Yani bir muhteşem üçlüdür bu. Dik açıdan inen kenar ortay. Muhteşem üçlü yaptı. Burayı da 8'i yapıştırdım. Ve ED'de bu 8'in orta tabanıydı değil mi? 4 oldu. Sorumun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, ikinci sorumuzdayız dostlarım. DE paraleldir BC demiş. Şu oranları bir yazalım. AE'ye 1K derseniz diyor. AC 3K'dır. Buraya 2K kaldı. BF ile FE'nin oranı M'ye 2M'ymiş. HC'yi 6 vermiş. DE'yi istiyor bizden. X'i yapıştırdım buraya. Bakın önce şu kelebeği görelim. 1'e 2 oranı var. X'e 2x diyelim. Sonra şu bunun şu 2x artı 6'ya paralel olmasını konuşalım. 1 bölü 3 oranı var burada. 1'in 3'e oranı var. Eşittir. X'in 2x artı 6'ya oranı diyelim. Ve buradan da 3x eşittir 2x artı 6. X eşittir 6 çıktı. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. Şuna bakalım. Dik üçgen ABX'dir diyor. Tamam, 6 varmış. Bir yer daha 6'ymış. Yani şurası da 6'ymış. Şimdi ikiz kenarı gördüm. Tabana bir diklik indirelim hemen. Bunu bir yapalım. Şurayı da 2'ye bölecek. Bunu da söyleyelim. Şurası açıortay olacak. A diyelim. A diyelim. Şuraya B dersem A, B 90. O zaman şurası da B olacak. Tabii bunun tersi de B. B 90. Şuraya da A yazalım. Bunları bir konuşalım. Şimdi başka. ED'yi 4 vermiş. Buna göre ABX nedir diye de bir soru soruyor bize. X'i soruyor yani. Şimdi bir bakalım. Şurada 90'ın karşısında 6 var. Burada 90'ın karşısı boş. Şuraya biz bir K, K diyelim. Burada A'nın karşısı K. Burada A'nın karşısı 4. Yani K bölü 4'ü bir yazalım. Eşittir. Başka nereyi biliyoruz? Burada 90'ın karşısına şurası düşmüş. Burada 90'ın karşısına 6 düşmüş. Yani şuna M dediğimde 90'ın karşısına hangisinden başlamıştım? Ben şundan başladım. 90'ın karşısına 6. Burada 90'ın karşısına da M düşmüş. Yani 24 eşittir. K çarpı M bulduk biz. Peki X'i istiyor bizden. Öklit bağıntısı yapacağım. Bakın diklikten diklik indi burada. X kare eşittir. Kendine yakın olan parça M artı K çarpı hipotenüsün tamamı. Yani M artı 2K. 2K oldu. Şimdi buradan geliyor mu diye bir bakacağız tabii ki ama. Yani bir şeyler çıkacak. Bakalım ne geliyor buradan. X kare eşittir. M çarpı M. M kare. Artı 2KM. Artı MK. Artı 2K kare geliyor. Şimdi şuradan 3MK geliyor. MK'yı 24 bulmuştuk. 3 tanesi 72 yapar. Bize ne lazım şimdi? M kare artı K kare de lazım bize. Bu geliyor mu peki? M kare artı K kare geliyor mu bir yerden? Onları bulabiliyoruz mu diye bakalım. Şuradan da K çarpı M artı K geliyor. Şunun karesine eşit oluyor. O bir işe yaramaz. Evet. Şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum. Böyle egzantrik bir şeyler görebilir miyim diye. Şu dik üçgenle başka da bir şey gözükmüyor ya buradan. Yani şurası toplamda 10. Bu dik üçgenle acaba herhangi bir dik üçgeni benzerleyebilir miyim diye düşünüyorum. Şuraya bir açı uyduralım. C diyelim. Şimdi C 90. C artı A 90. Şuraya da bir harf uydurayım. Ne diyeyim? Y diyeyim mesela. Şimdi A var. 90 var. C var. Y artı A var. Yani şu üçgende C var, Y artı A var. Şu üçgende, büyük üçgende C artı 2A, Y var ama Y bir işimize yaramıyor. Yok ya, buradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum ben.
Bir de şuradan bir öklit bağıntısı yapalım arkadaşlarım. Bakın 6 var. Diklikten diklik inmiş. 6'nın karesi yani 36. Şuraya yazayım. Eşittir. K çarpı hipotenüsün tamamı. Yani K çarpı 2K artı M geliyor burada. Şimdi bakalım buradan bir şey çıkacak mı? 36 eşittir diyorum. 2K kare artı KM. Şimdi KM'yi 24 bulmuştuk. 24'ü bu tarafa atarsak 36'dan çıkacak 12. 12 eşittir 2K kare. 2'ye bölersek 6 eşittir K kare. K'yı buradan kök 6 bulduk. Tamam, bu bir işimize yarar şimdi. K kök 6. Evet, buradan soru çıkar arkadaşlarım. K'yı bulduktan sonrası gelir. Tamamdır. Şurası kök 6 çıktı. Hemen bakın 36, 6 çıktı, 30. Şurası kök 30. Yüksekliği de bulmuş olduk böylelikle. Şimdi burası kök 30. Kök 30'un karesi eşittir. 6 ile kök 6 ile şuranın çarpımı ne olacaktı değil mi? Birinci öklit bağıntısı. Kök 30'un karesi 30 eşittir. Kök 6 ile şu m artı k'nın çarpımı. Kök 6 çarpı işte ne diyelim oraya, bir harf atalım, t. M artı K yazmayalım. 30 bölü kök 6 geldi T. Yani 30 kök 6 bölü 6'dan 5 kök 6 geldi T dediğimiz yer. Evet. Şimdi de şuradan Pisagor yapıp artık sonuca ulaşıyorum. Şekil çok karıştı. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Şimdi şurada yapalım. Bakın ne diyeceğim? X kare eşittir. X kare eşittir. Bir kök 30'un karesi 30. Bir de şuradaki M artı K. Yani 5 kök 6'nın karesi, o da 25 çarpı 6'dan 150. 180 yapar. O da 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 diye dışarıya çıkar. Sorumuzun cevabı 6 kök 5. Evet, dördüncü sorudayız. AB eşittir AC. Yani şurası x artı 2 ise burası da x artı 2. Hatta şu açıya biz A diyelim. Şu açıda A. Şuna B diyelim. Şu da B. Üçüncülere de CC yazalım. AD eşittir 3 tane ED'ye. Şuna K dersek burası 3K'ymış. Bakın artık benzerleyebiliriz dostlarım. Burada küçük üçgende A'nın karşısına K, buradaki A'nın karşısına 3K düştü. Yani 1 bölü 3'müş benzerlik oranları. Burada C'nin karşısına 2 düştüyse burada C'nin karşısına 3 katı düşecek. Yani X artı 2 aslında 6 olacak. X de 4 gelecek. Beşinci sorudayız dostlarım. 10 vermiş, 6 vermiş. O zaman şurası 8. 6, 8, 13 üçgeninden. Bakın şurada açıortay var. A, A diyelim. Hemen şu Z harfini görelim. Buranın da A olduğunu söyleyelim. Çünkü bunlar paralel. İkisi de aynı doğruya dik olduğu için paraleller. Demek ki burada bir A, A ikiz kenar var. Şurası da 10. Hatta şu kelebeği görelim hemen. Bakın şurada bir kelebek var. 10'a 6. Yani 5'e 3 oranı var. Demek ki şurası 5K ise şurası 3K diyelim. Hatta biz 8K'yı ne diye bulduk az önce? 8 diye bulduk değil mi? 6, 8, 10'dan K 1. Demek ki burası direkt 3. AD'yi soruyor. AD neresi? Ha, şuranın tamamını soruyor. Bakın 3 var, 6 var. O zaman hipotenüsü ne olur? Küçüğünün kök 5 katı. 3 kök 5. Şurası 5, şurası 10. 5 kök 5 de burası çıkar. Toplam 8 kök 5 olur. Cevap Edirne'den gelir. Şuna bakıyoruz. BD DC'nin 3 katıymış. K diyelim. 3K diyelim. ACX nedir diye soruyor. Şuradan bir paralel çizsem. Bu paralel doğru. X'e paralel çizdim. Burayı 1'e 3 böldüyse burayı da A'ya 3A diye bölecek. Yani 4A'yı biz 9 diyebiliyoruz. A eşittir 9 bölü 4. Şurası 9 bölü 4. Şurası tabii ki 27 bölü 4 oldu. Şimdi şuradan da Pisagor bağıntısı yapacağım arkadaşlarım. Bakın 9 bölü 4 bu 24 bölü 4. Yani özel bir dik üçgen değil. Mecbur Pisagor'umuzu yapacağız. O sıkıntı. Çok uzun sürer. Daha kısası var mıdır bunun diye düşünelim. K'ya 3K demiş. Muhteşem üçlü çizsem. 1,5K, 1,5K, 1,5K. Güzel bir şey olmaz. Diklik indirsem buradan aşağıya. Olmaz. Şuradan paralel çizsem burası 90 derece olur. Bu paralel, ya bu daha kolay olurmuş arkadaşlar. Şuradan paralel çizersem daha kolay olur. Şöyle. Bu en azından yine biraz insaflı. Şurası 90 derece olur. Paraleli çizdim. Z harfinden burası 90. 1'e 4 oranı var burada. 1'e 4.
Demek ki şurası y diyelim bu uzunluğa. 1 bölü 4 eşittir y bölü 9. Yani y ne çıktı? 9 bölü 4 çıktı burası. 9 bölü 4. Allah Allah. Yine dangalak bir şey çıktı ya. 9 bölü 4. Yani buradan paralel çizdiğimde ne olmuyordu ki buradan paralel çizdiğimde? Yine bir şey olmuyordu. Yani burası 90 derece ise şuradan bir şeyler buluyorduk. Burayı bulduktan sonra da çıkacaktı ama buradan paralel çizdim ben. 1'e 3 oranı var. Yani 1'e 4 oranı var. Paralel çizdiğim için buraya, şurada Z harfinden burası 90 oldu. 90 burası, doğru. Mecbur yapacağız. Yapacağız da rasyonel sayı çıkıyor işte. Sıkıntı orada. Allah Allah. Niye böyle oldu? BD, DC'nin 3 katıdır diyor. K'ya 3K. Burası doğru. Şimdi paralel çizdim. 1'e 3 oranı var. Yani 1'e 4 oranı var. O zaman K'ya 9 oranında 1'e 4'e eşit. Buradan 9 bölü 4 geldi şurası. Z harfinden de burası 90. Mecbur Pisagor'u da yapacağım. X kare, ha, X tamamı ama gerçi değil mi? Doğru doğru. Tamam tamamı X. Biz şurayı bulacağız şimdi. 9 bölü 4'ün karesi yani 81 bölü 16 artı 6'nın karesi 36 eşittir. Şuraya biz bir M diyelim. M'nin karesini buluyoruz. M kare. Toparlayalım burayı. 16 çarpı 36 artı 81 olur burası. Onu ben şöyle kenarda bir hesaplayayım. 36 ile 16'yı çarpayım. 6 kere 6 36. Elde var 3. 6 kere 3 18. 21. 1 kere 6 6. 1 kere 3 3. 6 7. 576. Artı bir de 81 geliyor. 7. 15. Elde var 1. 657 bölü 16 yapıyor. M kare. 657 bölü 16 eşittir. M kare geldi. Evet, saçma bir sayı çıktı. Şimdi M'yi de o zaman bunun karekökü olarak bulduk. Tamam. M de burası. Peki şurası da 3'e 1 oranı var. Demek ki burası neyse bu da onun 3'te 1'i olacak. Şurası. Oho çok gıcık oldu bu ya. Bunun başka bir yolu var mıdır acaba ya? İlla ki vardır da biz görememişizdir şimdi. Yani şunu şöyle uzatıp buradan bir diklik çizsem ben. Oo, yoksa taş diye çıkıyorum. Buradan diklik çizince pat diye çıkacak mı lan? 1'e 3. Vallahi çıkıyor. 9'a 3 olacak burası. Şurada da 3 bölü 4 oranı var. 6 bölü 8 olacak. Evet, buradan daha kolay çıkıyormuş arkadaşlar. Kusura bakmayın. İyi, keşke baştan bunu yapsaydım. Hemen şuradan Pisagor'u yapıyorum. X kare eşittir diyorum. 64 artı 9. Yani 73, kök 73 geliyormuş. Evet, dışarıya doğru diklik uzatmak daha kolay çözüldü diyoruz. 7. soru. ABC üçgeninin G ağırlık merkezi G1, diğerininki de G2. BC 36 olduğuna göre G1 ile G2 arası. Şimdi arkadaşlar bu kenar ortay olur değil mi? Ağırlık merkezi olduğu için burayı ikiye böler. A, A. Bu da kenar ortay olacak. Ağırlık merkezinden geçtiği için. B, B. Ve ağırlık merkezleri tabana bir açıya 2 oranında bölüyordu. K'ya 2K. Bu da M'ye 2M. Bakın bu ne oldu? Mecbur şuraya paralel oldu arkadaşlarım. Mecbur. Çünkü iki tarafı da aynı oranda böldüğü için. Şimdi buna X diyelim. Bakın ne gelecek şimdi benzerlik? 2 bölü 3 eşittir. X bölü 18. Neden 18 hocam? Çünkü buranın tamamı yani 2A ile 2B'nin toplamını 36 vermiş. A ile B'nin toplamı şu arası 18 yapar. 3x eşittir 36. X eşittir 12 geldi. Şuna bakalım. Hemen 45'i gördüm. Bir diklik çizeyim mi şöyle pat diye. 45, 45, 90 üçgeni olsun. Başka neler vermiş? Bakın şu bir açı ortaymış aynı zamanda. Burası 90'mış 45. 6'ya 12 oranı var. Yani ayaklar da 1'e 2 oranına sahip olacak. Açı ortayımızın özelliğinden dolayı. Şimdi tabii burada da bir de benzerlik yapalım. 2 bölü 3 oranı var. 2 bölü 3 eşittir. Şuraya y dersen y bölü 6. Y'nin 6'ya oranı oldu. Buradan 2 katı 2 katı y'yi 4 bulduk. Tabi 45 45 90'dan 4 ise 4. 4 4 4 kök 2 çıktı. X'imiz cevap Bursa'dan geldi. Evet, 8 numara tamamdır. Hemen 9'a geçiyorum arkadaşlarım.
Bu klasik paralel kenar özelliği arkadaşlar. Bunu benzerlikten de yapabiliyorsunuz ama 3-4 tane benzerlik kullanmanız gerekiyor. Paralel kenarda öğreneceğiz zaten. Şu 6'nın karesi 36 eşittir 4 çarpı buranın tamamı. 4 çarpı 4 artı x diyorum. X'e 5 desem geliyor mu? Evet, 4 çarpı 9'dan geliyor. Çok önemli bir özellik değildi yani. Şimdi buna bakalım. ABC ile ABC, yani şuradaki açıya A derseniz tabii ki bu da A oluyor ikizkenardan. AED, şuradaki açıya da B derseniz diyor, A ile B'nin toplamı 180. Lan o zaman şurası da kesinlikle ne olmalı? A. Hatta şu açının tamamı kesinlikle ne olmalı? B. Şimdi başka 4 var, 6 var. AB nedir diye soruyor. Şuna da X diyelim, yani şuna da X diyelim. Şimdi bakın şu açıya C diyorum arkadaşlar. Şurada B var, C var. Hadi şuraya da D diyelim. B, C, D. Şimdi şu üçgene bakın. Şu büyük üçgene. Bakın burası B dedik. Şurada C var. O zaman burası da mecbur D. Hadi şimdi benzerleyelim. Burada B'nin karşısında şu küçük üçgende X var. Bunda B'nin karşısına da 10 düşmüş. Eşittir. Küçük üçgende D'nin karşısında 4 var. Büyük üçgende D'nin karşısında da X var. O zaman X kare 40. 2 kök 10 yaptı. Kök 40. Buna geldik. Verilenlere göre. Şimdi AB ile şu AB'ye bir tık tık koyalım. AE. AE eşitmiş. Tamam. Şu açılara da A, A diyelim. AB ile AE. AC ile de AD. Şuna şöyle yapalım. Buna da böyle yapalım. Tamam. Şu açıya da aradaki açıya da B diyelim. BC ile ED'nin kaç katıdır? Direkt eşittir arkadaşlar. Bir katı. Neden hocam? Şimdi bakın şu üçgene bir odaklanın. Şimdi BC'nin üçgeni bu değil mi arkadaşlar? Şimdi kenarlarına bakın. Tık tık. S. Aradaki açı A artı B. Gördünüz değil mi? Tık tık. S, aradaki açıları da A artı B. Şimdi bir de şu üçgene odaklanın. Onu bakın kalın yapıyorum şöyle. Bu da ED'nin üçgenidir. ED'nin kenar olduğu üçgen de bu. Bu üçgene bakın. Şurada tık tık var. Şurada S var. Aradaki açı da A artı B. Ne demiştik? İki kenarı ve aynı yerdeki açıları da eşitse, bakın ikisinin de tam aradaki açıları eşit. Bu üçgenlere eş üçgen denir. O zaman kırmızı üçgende A artı B'nin karşısındaki BC, mavi üçgende A artı B'nin karşısındaki ED'ye kesin eşit olmalıdır diyoruz. Demek ki EC ile BD, BC ile ED birbirine eşit olduğu için bir katıdır dedim. Geldim buna. Açıortaymış arkadaşlar. Açıortayı şöyle devam ettirirsek, bakın bu açıortay kolları 14'e 16, yani ayaklarda 2'ye bölerek yazıyorum. 7K'ya 8K olmalı. Başka? EC, BE'nin iki katıymış arkadaşlarım. Demek ki bakın toplamda 15K ya burası. 5K burası olacak. 10K da burası olacak. Çünkü toplam 15K. 1'e 2 oranı da sağladı. O zaman şuraya da 3K kaldı. DE'yi soruyor X'i. Bakın şunun şuna paralel olmasını konuşacağım şimdi. 3 bölü toplamı 8. 3 bölü 8 eşittir X bölü 16. 2 katı. Bu da 2 katı olacak. 6'yı paketleyeceğiz. Evet, 13. sorumuz. Paralelliğimizi gördük. ABED'ye paralel 8 var, X var. Sonra diyor ki AB'ye 4K derseniz, onu bir yazalım. AB 4K ise DE 3K'dır. Bunu bir gösterdik. BC CD'nin 3 katıdır. Buraya bir M yazarsak burası 3M'dir. Şunu bir şöyle uzatalım. Şurada bir kelebek görelim arkadaşlarım. Şimdi bakın şu 4K ile 3K'nın 3 katını alacağım. Birazdan niye öyle yaptığımı anlayacaksınız. Buraya 12K diyorum. Buraya da 9K diyorum. Şimdi dostlar bakın şuradaki kelebeği görün bakın. M'ye 3M. Gördünüz mü? M'ye 3M. Demek ki şurası 4K olacak ki 4K'ya 12K gelsin. O yüzden buranın 3 katını aldım ki 1'e 3 oranını güzel sayılar çıksın diye arkadaşlarım. Buraya da 4K dedim. Şimdi gelin bir de şu kelebeği konuşalım arkadaşlarım. Bakın şurada bir kelebek daha var. Onu da şöyle kırmızı yapayım ben sizin için. Şurası. Bakın ne var? 8'in x artı ne burası bilmiyoruz. Bir şeye oranı. Şurası da ne geldi burası da dostlarım?
toplamda 13'ün 12'ye oranı. Gördünüz değil mi? 13'ün 13K'nın 12K'ya oranı yazalım. 13'ün 12'ye oranı eşittir diyelim. Şuraya biz bir ne diyeceğiz? A diyelim buraya arkadaşlarım. A'nın yani A artı X'in 8'e oranına eşit. A artı X'in 8'e oranına eşit. Bakın buradan A artı X'i bulacağım hemen. Önce şunları bir 4'e bölelim. 2, 4'e bölelim. 3. Buradan da 26 bölü 3 çıkar. A artı X. Şimdi şunu da görelim. Hani şu ilk yaptığımız kelebekler 1'e 3 oranı vardı ya. Burası A ise şurası toplamda ne olur? 3A. 1'e 3 oranından. Yani şuranın toplam uzunluğu 4A yaptı. Bakın 4A'nın içinde ne var şimdi? 8 var, X var, bir de A var. Yani 3A aslında 8 artı X'e eşitmiş arkadaşlar. 3A 8 artı X'e eşitmiş. Yani biz A yerine 8 artı X bölü 3 yazabilirmişiz. 3'ü buraya atarsam 8 artı X bölü 3 A yerine. 8 artı X bölü 3. Bir X de burada var, toplayalım. 3X 4X yapar. Yani 26 bölü 3 eşittir. 8 artı 4x bölü 3 yapar. 3'ler giderse 8'i bu tarafa attım arkadaşım. 26'dan çıkarsa 18 eşittir 4x olur. 18 bölü 4 o da 4,5 yapar. Adana'dan geldi cevap. 14. sorumuzdayız. ABCD kare demiş. 12 vermiş. Demek ki bunlar 6 6. Şurası 12 yapar. Sonra şurada bir 90 derecemiz var. Başka EFX nedir diye soruyor. Şimdi şu açıya A diyelim. 90 B. B 90. Şuraya A diyelim. Şurası da B oldu. Bakalım şimdi burada B'nin karşısı 12. Burada B'nin karşısı 6. Yani bu bunun yarısı. A'nın karşısı 6 ise demek ki burada A'nın karşısı 3 olacak. O zaman buraya da 9 kaldı. Karenin bir kenarı 12 idi. Bakın ne çıktı? 9, 12, 15 üçgeninden cevabım 15 geldi. Şuna bakalım hemen arkadaşlarım. Bu ne diyormuş bize? Şimdi şurası 90. Bakın şu açıyı biz ne diyebiliyoruz? 135. Neden hocam? İki açıortayın arasındaki açı neydi? Üçüncünün yarısıyla yani 90'ın yarısı 45 ile 90'ın toplamı bu iki açıortayın arasındaki açıyı veriyordu bize. 135. O zaman şurası 45. Şimdi şuna A diyorum. 45 A. Şuraya da B yazalım. Şimdi bu da açıortay olur değil mi? İki açıortayın kesiştiği noktadan geçtiği için. Bakın 45 A. O zaman bunun da buranın tamamı B oldu. Şimdi benzerleyelim. Burada B'nin karşısına FC düştü. FC bölü. Şuradaki büyük üçgende B'nin karşısına da BC düştü. BC'yi de 12 vermiş bize. Eşittir. Küçük üçgende A'nın karşısına 4 düştü. Büyük üçgende A'nın karşısına BF düştü. Bakın benzerledik. Buradan FC ile BF'nin çarpımı 48 geliyor. Cevap Edirne'den çıktı. 16. sorumuz çok klasik bir soru arkadaşlarım. Her soru bankasında böyle zorlamak istedikleri sorulardan bir tanesidir bu. Bakın klasik eşkenar üçgende ben şimdi şu üçgeni alacağım. Şuraya taşıyacağım arkadaşlarım. Şuraya getireceğim. Şimdi şu açımız A. Şu açımıza B diyelim. A ile B'nin toplamı 60. Unutmayın eşkenar üçgen olduğu için. Ben A'yı buraya taşıdım. A ile B'nin toplamı 60 olduğu için şurası da 60 geldi. Yani bu açımız artık 60. Şimdi bu 3'ü buraya taşıdım. Bu kök 15'i de buraya taşıdım. Unutmayın. Yani bu üçgeni kopyalayıp buraya getirdim. Şimdi şurayı çizersek şu açıyı. Bakın 60 tepedeki açısı 3, 3. O zaman bu bir eşkenar üçgen oldu. 60, 60 buralar. Şurası da 3. Şuraya baktığımızda arkadaşlarım 3, 6, kök 15. Burada senin yakalaman gereken şey şu. 3'ün karesi 9. Kök 6'nın karesi 6. 9 ile 6'nın toplamı 15. Bunun karesine eşit. Bakın kök 15'in karesine. Bu ne zaman olur? Pisagor bağıntısında olur değil mi? Kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşit. Demek ki burası da 90. 90 ile 60'ın toplamını soruyor. 150. Arkadaşlar ben zaten artık şöyle söyleyeyim. Yani bir eşkenar üçgende genelde şöyle yaparlar. Şöyle çizeyim hemen bunu. Şurasını 5 vermiş. Burasını 3 vermiş. Burasını da 4 vermiş olsun. Şuradaki açıyı soruyor. Bakın hemen. Şu ortadaki üçgen kenarlar. Eğer bir dik üçgenin kenarları oluyorsa 3, 4, 5 hemen göze battı değil mi? 3, 4, 5 dik üçgenin kenarları. Bu aradaki açımız kesin 150 derece. Çok uzatmaya gerek yok. Burada da şöyle yapabilirdik yani.
Bakın 3 kök 6 kök 15. Karelerini toplayın hemen. 9, 6 daha kök 15 yapıyor. Evet tamam sağlıyor. O zaman demek ki bunlar da dik üçgeni sağlıyorsa şu aradaki açı 150'dir dereceyi diyebilirsiniz dostlar. Evet. Böylelikle benzerlik testimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Demiştim daha önceki videolarımızda da ben ÖSYM sorularını çözmüyorum. Hem telif hakkından dolayı hem de zaten internette hemen hemen hepsinin soruların çözümleri olduğu için. Hadi bakalım bir sonraki konumuz üçgende alanmış. Oraya kadar görüşmek üzere. İyi çalışın. Kendinize iyi bakın.